en 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 çok aradığım konuyla video çekiyorum ve karşınızdayım. O da kemoterapiden sonra kaş, kirpik, saç nasıl uzar? Yani ne kullanırsam uzar, ne en çabuk uzatır, ne kullanırsam hemen ertesi gün lepiska saçlı olurum. Artık yani türlü türlü arama motorlarına şeyler yazdım ve malzemelerimi getirdim. Şimdi burada tek tek göstereceğim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Şu an görmüş olduğunuz saçlarım ee, Nisan'ın ikinci haftasının sonunda yani 15-19, 19 olması gerekiyor. Ee, son kemoterapimi aldım. Bir hafta sonra saçımı kazıttım. Yani 23 Nisan'ın olduğu hafta saçımı kazıttım. Ee, hatta 23 Nisan'dan sonra. Yani 27'si gibi falan. Yani Nisan sonu saçımı kazıttım. Bu şu andaki saçım bir buçuk aylık. Yani hızlı çıkmış demek oluyor bu. Şimdi ben fiyat performans olarak baktım kardeşim olaya. Ee, aslında bununla beraber Dukra'yı da çok önermişler. Şimdi bir kutu bunun içerisine yaklaşık 50 damla kadar bundan ekliyorsunuz. Artık çok fazla faşır faşır süreceğim için, yani 3 ay boyunca da hep kullanacağım için büyüğünü aldım nar ekşisi gibi. Bardağımlamı buraya getirmeyi unutmuşum. Ahmet bu bardağımlamı alabilir miyim şurada Emir'in fotoğrafının arkasında? Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu zamana kadar benim gerçekten arama motorunda en 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 çok aradığım konuyla video çekiyorum ve karşınızdayım. O da kemoterapiden sonra kaş, kirpik, saç nasıl uzar? Yani ne kullanırsam uzar, ne en çabuk uzatır, ne kullanırsam hemen ertesi gün lepiska saçlı olurum. Artık yani türlü türlü arama motorlarına şeyler yazdım ve malzemelerimi getirdim. Şimdi burada tek tek göstereceğim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Şu an görmüş olduğunuz saçlarım ee, Nisanın ikinci haftasının sonunda yani 15-19, 19 olması gerekiyor. Ee, son kemoterapi aldım? Bir hafta sonra saçımı kazıttım. Yani 23 Nisan'ın olduğu hafta saçımı kazıttım. Ee, hatta 23 Nisan'dan sonra yani 27'si gibi falan. Yani Nisan sonu saçımı kazıttım. Bu şu andaki saçım bir buçuk aylık. Yani hızlı çıkmış demek oluyor bu. Evet. Kirpiklerim şu anda ipek kirpik ama şu kadarı var. Alt kirpiklerim tamamen kendi kirpiklerim. Kaşlarımda maşallah var bir kere alındılar. O yüzden demek ki benim formüllerim işe yarıyor. Şimdi öncelikle birinci formülümü göstereceğim Dax Super Grow. Ee, şimdi ben fiyat-performans olarak baktım kardeşim olaya. Ee, aslında bununla beraber Dukray'ı da çok önermişler. Ama Dukray biraz daha pahalı bir ürün yani 260 TL falan gibi bir ürün. Bu 80 TL. Ee, zaten ben çok fazla böyle yağlar, onlar bunlar falan yapacağım için dedim ki yola 80 liralıkla başlayayım. Ee, çok da zarar vermesin. Dark Super kullanmaya başladım ama nasıl? Şimdi bunun içini ben açacağım size, göstereceğim. Gösteremiyorum çünkü çok iyi kapatmışım. Hiç önemli değil. Yani içine karıştırdıklarımı anlatacağım kısacası. Çünkü ben bunu yalın olarak kullanmadım. Bunun içine başka şeyler de ekleyerek kullandım çünkü bu şekilde. E, yönlendirildim. Instagram takipçilerim işte aktarlar odası başkanı falan gibi. Önemli kişiler tarafından. Şimdi Duck Super Grow'u bir kere aldık. 80 TL Trendyol'dan alabilirsiniz. Lig veriyormuşum. Şaka. Tamam Bunu bir kere aldık. Şimdi bunun içine ekleyeceklerimizi göstereceğim şimdi size. Sonra da kaş kirpik serumu tarifi vereceğim ekstradan. Şimdi birinci ekleyeceğimiz şey tatlı badem yağı. Zaten badem yağının kaş kirpik çıkardığını biliyorsunuz. Şimdi bir kutu bunun içerisine yaklaşık 50 damla kadar bundan ekliyorsunuz. Yani bir kutu spargolanın içerisine 50 gram tatlı badem yağı ekliyorsunuz. Sonra yine hindistan cevizi yağı var. Ondan ekliyorsunuz yine 50 damla kadar ekleyebilirsiniz. Ondan sonra aynı bu şişede şöyle gördüğünüz gibi hint yağı var. Bu bir hint yağı. Hint yağı ekliyorsunuz içine yine 50 damla kadar. Çam terebentin Çam Terebent'in biraz fazla kıllanma yapıyormuş. O yüzden buna dikkat ederek sürün. yani Ellerinize mellerinize dikkat edin. Her tarafınız kıllanmasın. Yine 50 damla kadar bundan kullandım. Bunu burada kullanmadım. Bunu da burada kullanmadım. Ee, evet bu kadar. Şimdi hap, e, kapsül kısımlarına geçeceğim. Yani sonuç olarak ne koydum içine? Tatlı badem yağı, Hindistan cevizi yağı, Çam Terebent'in ee, Super içine koydum. Sonra evigen ampul. E vitamini ampulü. Bir ampul ya da iki ampul eğer bütün kutuya koyacaksanız iki ampul bundan. Bemix, Bepanten. Bemix e, ampul yine iki adet. Bir de Bepanten. O şu an elimde kalmamış ama buraya yazarım. Bir de Bepanten. Üç tane ampulden ikişer tane kırdım. Süper Gro'nun içine. Bunların hepsini karıştırdım. Böyle sarımtırak bir karışım oldu. Her gün neredeyse bir tatlı kaşığı kafama sürdüm. Bazen yıkadım, bazen yıkamadım. Yıkamadan yattım ve bütün yastıkları mahvettim. Ama olsun hiç önemli değil. Şimdi bunların hepsi tekrar söylediğim gibi Süper Gro'nun içine karıştırdığımız karışımlar. Bunların hepsini karıştırıyorsunuz. Günde bir defa isterseniz sonra banyo yapın isterseniz yapmayın mutlaka kafanıza bir tatlı kaşığı sürüyorsunuz ve gerçekten sonuç inanılmaz oluyor. Şimdi gelelim vücuttaki yanıklara, radyoterapi görüyorsanız ya da vücuttaki o pullanmalara, o kuruya. Bir kere radyoterapiden sonra bu nar gibi gördüğünüz asla bir nar değil. Bu bir sarı kantaron yağı. Artık çok fazla faşur faşur süreceğim için yani 3 ay boyunca da hep kullanacağım için büyüğünü aldım nar ekşisi gibi. Her seanstan sonra, radyoterapi seansından sonra sarı kantaron yağı kullandım ve gerçekten sıfır yanığım oldu. Yani sıfıra yakın oldu tabii ki yandı ama. Ee, ve cildim için, aynı zamanda cildim de kuruduğu için hem böyle kavanozda hindistan cevizi yağı kullandım hem de kakao yağı kullandım. Şimdi bu e, Avo Farm'ın ki, Avo Farm de çok beğendim. Ee, özellikle kakao yağı ve avokado süper. Avokado yağı da yemeklerde kullanılıyor. Bir de e, Bella Life var. E, Bella Life var pardon. Bella Life'inki de çok güzel. İkisi de çok güzel. İkisini de kullanabilirsiniz. Diğer yağları aktarlardan aldım. Rossmann'dan aldım. Nereden buluyorsam oradan aldım. Şimdi geldik. Bu arada bunların hepsini böyle süper groda değil de başka şeyde karıştırmak istiyorsanız böyle küçük bir şişenin içerisine ücretsiz satılan şişelerin içerisine koyup karıştırabilirsiniz. Bunları da şişe olarak göstermek istedim sizlere. Geldik. Bu miniş miniş alan zeytinyağı gibi gözüken kaş ve kirpik serumuna. Şimdi kaş ve kirpik serumunda yine kullandığım madde öncelikle ampul olarak şu gördüğünüz evigen E vitamini ampulü kırdım içine. Ondan sonra fındık yağı koydum içine. Fındık yağını gidip böyle hani arı çiçek yağ gibi olan büyüklerden almayın gidip böyle aktardakinden almanız gerekiyor. Sonra jojoba yağı koydum içine. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra cıma tekrar Hindistan cevizi yağı koydum içine. Bunlar kaş ve kirpik sarımı için. Tekrarlıyorum. Evigen E vitamini ampul, jojoba yağı, fındık yağı, Hindistan cevizi yağı ve son olarak tatlı badem yağı koydum. Bunların hepsini karıştırdım. Gördüğünüz gibi bu şişenin içerisine koydum. Ve bir tane rimel fırçası yardımıyla her gün hem kaşlarıma hem de kirpiklerime sürdüm. Ama ipek kepik yaptırdıktan sonra süremiyorsunuz. Çünkü ipek kepikleri attırıyor yağ. O yüzden e, bunlar da benim kaş ve kirpik şeyim için. Şimdi size iki tane bonus e, söylemek istiyorum. Bir tanesi aloe vera kremi. Bunu daha önce de kullanmıştım ama bu özellikle radyoterapiden sonra böyle e, aloe veranız varsa kesip kullanabileceğiniz bitki olarak onu da kullanabilirsiniz. O da çok güzel ama böyle kremini de kullanabilirsiniz. E, cildinizi çok güzel nemlendiriyor ve çok doğal. Bir ikinci şey de e, buhardanlığımı buraya getirmeyi unutmuşum. Ahmet buhardanlığımı alabilir miyim şurada Emir'in fotoğrafının arkasında? Evet. E bu hardanlık gökten indi. Tekrar devam ediyorum yayınıma. Bu diğer bonus da benim gerçekten psikolojik durumumu inanılmaz düzelten, evdeki bence kötü enerjiyi alan, kokusuyla bana gerçekten böyle çok 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 iyi hissettiren lavanta yağı. Bu lavanta yağı ablam Amerika'dan getirmişti ama bunu Amerika'dan getirmenize gerek yok. Burada da satılıyor, şifada satılıyor. İşte bir tane daha vardı. Neydi? home, home. neydi ya? home terapi miydi? Home arama terapi miydi? Neyse bir şey. Orada da satılıyor. Bunun içerisinden 10 damla bunun içine damlatıyorsunuz. 2-3 damla su damlatıyorsunuz. Alttan şöyle gördüğünüz gibi mumlarını koyuyorsunuz, yakıyorsunuz ve evinizin içi gerçekten hem kötülüklerden arınıyor hem psikolojik olarak kendinizi çok iyi hissediyorsunuz hem de levantanın kokusuyla çok ferahlıyorsunuz. Eğer levantanın kokusu size ağır gelirse portakal yağı da yakabilirsiniz. O da çok güzel. Ben bütün hastalığı boyunca bunların hepsini yaptım. Hatta şu anda kendime kızıyorum. Niye yapmıyorum tekrar diye bu akşam yapayım. Çünkü insan böyle iyileşme sürecine gelince tekrar bir telaşın içerisine giriyor. Yani bunların hepsi çok işe yarayan formüller ama bunların ilk adım olarak ne yapacaksınız? Süper Grow'u alacaksınız kardeşim. Yani ben Dukra'ya 265 lira vermek yerine bütün hepsine 265 lira vererek hem ev ekonomimi hem de bir aksekile eşi olarak kendimi koruduğumu düşünüyorum. Saçlarımın da çıktığını düşünüyorum. İnşallah bir sonraki videoda ee, kazıttığım saçlarımı kaynak yaparak daha da uzun haliyle karşınızda olurum. Ama bundan sonrası için çok önemli bir kararım var. Buradan da söylemiş olayım. Saçlarımı bir daha eskisi kadar uzun kullanmayacağım. Haftaya yine aynı gün farklı bir videoyla görüşmek dileğiyle lütfen kanalıma abone olmayı ve ne kadar faydalı bir kanal olduğunu etrafınıza söyleyip daha da çok aboneler getirmeyi, beni izlemeyi, Instagram'da Demet Işılılmaz olarak beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Bütün bunların hepsini hem internetten hem de aktarlardan bulabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün şu anda telefonum çalıyor. Burada kesmeyelim olur mu? Bu da kalsın. Kamera arkası olsun. Alo çekimdeyim. Herhangi bir şey söylersen seni YouTube'da yayınlarım. <laughs> İnşallah mesaj atmıştır. Attı mı? Bence değişik bir konu olsun. Mesela ev turu veya mutfak turu demişsiniz. Yani ev turu veya mutfak turu istemişsiniz ama ev turu ve mutfak turu çekemiyorum. Çünkü sevgili eşim diyor ki burası bizim ortak alanımız ve ben bu kadar evimin içinin gözükmesini istemiyorum. İpek kirpik kullanışlı mı siz kullanıyordunuz? Evet şu anda da zaten ipek kirpik var gözlerimde. Şöyle gösteriyorum. Şöyle. Ee, kirpiklerim azıcık çıkmaya başladığında hemen ipek kirpik yaptırdım. Çünkü daha fazla kirpik halime dayanamıyordum. Çok da kullanışlı. 15 günde bir bakımları var. Ben Nişantaşı Zeyda Şahinehil'de yapıyorum. Çok klişe bir lafla devam edeceğim. Hayat biz planlar yaparken... Ee, neydi? Neydi ya? devam... Ha, <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Sufla aldım şu an başımıza gelenlerdir. Ee, ne kadar plan yaparsam yapayım hiçbiri olmuyor. O yüzden artık plan yapmayı bıraktım. Ee, kemoterapinin yanında kemoterapi ölmekse radyoterapi bayılmak.